Güneydoğu Televizyonu Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteninde günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Önder İmam Hatipler Derneği'nin genel kuruluna katıldı ve önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na yüklendi. İmam hatipli olmak demek, aynı zamanda dava adamı olmak veya buna talip olmak demektir. Dava adamı önce davasının ne olduğunu bilecek. Öğrendiklerinden hareketle kendi nefsinden başlayarak ailesine, arkadaş çevresine, şehrine, ülkesine ve nihayet tüm aleme uzanan bir silsile içinde nerede durduğunun da farkında olacak. Bizler önce kendi nefislerimizde davamızı yaşayacağız ki çevremize örnek olabilelim. Söylediğimize karşılık bulabilelim. Son dönemde aslında en büyük medeniyet davamızda omuz omuza olmamız gerekirken bambaşka mecralara yönelenler olduğunu üzüntüyle takip ediyoruz. Hatta bu kesim öyle bir savrulma yaşamış durumda ki Cumhuriyet döneminde işte bu az önce ifade ettiğim ülkemize kazandırdığımız en büyük cami olan Büyükçamlıca Camii için dahi gereksiz diyecek bir yere gelmiştir. Biz hayatımız boyunca siyasi rekabetle kadim davamız yolunda verdiğimiz mücadeleyi hep birbirinden ayrı tuttuk. Biz bu ülkede kimlerin camilerimizi ahır haline dönüştürdüğünüz gayet iyi biliriz. Sadece şuracıkta, şu Fatih sınırları içerisinde, sur içinde 400'e yakın mescit kapatılmıştır. Kim? İşte bu malum CHP tarafında. Ve bunların bir kısmını biz yeniden inşa ve ihyaya başladık. Bunları onlar yaptı biliyoruz. Ama bunları kalkıp da yani 6 oka 7. bir ok ilave etmek suretiyle oradan bir şeyler kapanlar bunu söylemeye gayret ederse kusura bakmasınlar. Herhalde milletim onlara da gereken dersi gerekli yerde verecektir. Bu şekilde davrananların tek parti devrinden beri mücadele ettiğimiz zihniyetle tamamen aynı kulvara girdikleri anlaşılıyor. Seçimlerde başlayan işbirliği öyle anlaşılıyor ki hızla hayatın tüm alanlarına yayılıyor. Rabbimden bu tür yanlış yollara sapanların akıllarını ve gönüllerini aydınlatmasını temenni ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Fırsat bulmuşken ben de bu birkaç cümle sarf edeyim. Siyasi kulislerde bir kabine değişikliği olabilir mi söylemleri ve söylentileri var sevgili seyirciler. Yine Urfa milliyetçiliği damarım tuttu, söylemeden geçemeyeceğim. Umudumuz, beklentimiz Adalet ve Kalkınma Partisi yerel seçimlerde çok olağanüstü bir sonuç aldı. İnşallah öyle umut ediyorum ki bu kabinede bir Urfalı inşallah olacak da olmalı ama bunun için de tabii Şanlıurfalı sivil toplum örgütleri ve siyasilerimizin birlikte hareket edip Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkması lazım. Biz bu birlikteliği sağlarsak inanın her şeyi başarırız. Affınıza sığınarak Urfa milliyetçiliğinden dolayı bunları ifade ediyorum. Bir Urfalı bakan hak ettik. Ben bütün Urfalılar adına konuşuyorum. 2 milyon Urfalılar adına konuşuyorum. Sanki bir kabine değişikliği olacak ve bir Urfalı da olacak inşallah. Şimdi dün şu tim başkanı Sayın Faruk Akbaş'ın açıklamalarını ekranlarınıza getirmiştik. İşte patates, domates, patlıcan, biber falan filan fiyatlar düşüyor demiştik. Ama soğanı unutmuştuk sevgili izleyiciler. Soğanın fiyatı şu anda tam olarak ne kadar bilmiyorum ama hırsızlar, evet hırsızlar soğana dadandı sevgili izleyiciler. Şanlıurfa'da hal pazarına giren ve yüklü miktarda soğan çalmaya çalışan hırsız güvenlik kameralarına yansıdı. Düşünün artık hırsızlar bile soğana dadanmışsa artık soğanın fiyatını ben tahmin bile edemiyorum. Buyurun izleyelim.
geleyim. Olur işte geleyim. O farları sönek. Şimdi dükkanın önünde farları söndüreyim. Olay Halili ilçesine bağlı Paşabağ mahallesinde halk pazarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre saat 19.45 sıralarında bir otomobil ile halk pazarına giren hırsızlar karanlıktan faydalanarak piyasa değeri 5000 TL olan 29 çuval soğan çaldı. Soğan çuvalları çalan hırsızlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Hal esnafı da yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili yetkililerin güvenlik sağlamalarını ve denetlemesini istedi. Dükkanını da tekrar söndüreyim. Geçen akşam bizim mekanda 29 çuval 40 kilodan soğan çalındı. İşlenmiş soğan. Saat 19.45 20.30 arasında. Biz bütün birimlere bildirdik. Emniyet teşkilatına, belediyeye, müdür beye, başkan beye. Emniyet teşkilatından geldiler. Olay yeri inceleme, hırsızlık bürosu falan. İşte sürüyor yani. İncelemeleri falan, kameraları inceliyorlar. Bir ton 200 kilo de tonaj olarak 4 lira değerinde 5 milyar bir zararımız var. Bunu hangi mercilere söyledikse hiç vurdum duymaz arkadaşlar. Kapıcıya söylüyorum diye ben o vardiyede değildim. Hangi vardiyedesi şu vardiyede. Onu da çağırıyoruz. O diye ben ne bileyim abi. Fiş kesmişsiniz şey etmişsiniz ulan. Fiş kesmiyor. Saat 5'e kadar fiş kesmiyor. Ondan sonra anahtarı sana teslim ediyor. Dükkanları kapatıyor. %70-80 bak şu anda kapalı. Yani buradaki belediyenin, belediye yetkililerin yani bu işle ilgilenenlerin yani halk pazarını kontrol etmesini istiyor. 5 çuval patatesim çalındı. Evet. 28 numaranın sahibiyim. Evet. Vallahi yeni de açmışım. 500 kağıt kazan aldım. 600-700 kağıt malım çalındı. Şikayet ettim. Başkanı aradım. Başkan dedi bunun yani ne edin ne yapın. Gittim kapıya gittim. Kapı bana dedi kamera bozuktur. Bilmiyorum dedi. Ben de hiçbir şey söylemedim. Cebimizde gidiyor. Ya bu adamların, bu garibanların patatesinden, soğanından ne istiyorsunuz? Neyse. Yine konuşmayacağım. Tamam. Çok az önce Urfa Milliyetçiliği yaptım ya aslında tam da üstüne denk geldi sevgili seyirciler. Harran Üniversitesi Rektör Yardımcılığına Profesör Doktor Ahmet Oymak atanmıştı. Haberi sizlerle paylaşmıştık. Sizler de sosyal medyada, internet sitelerinde bu haberi okumuşsunuz muhakkak. İşte o isim şu anda stüdyo konuğum ve yanı başımda sevgili izleyiciler. Milliyetçilik damarlarımın kabardığı bu anlarda hocamı yanımda görmek beni inanılmaz daha çok mutlu etti. Hocam hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür çok ederim. Çok mutlu olduk gerçekten. Yani, yani bir, çok sağ olun. Bir Urfalı olmanız, bu işin içinden yetişmeniz, Harran Üniversitesi'nin kuruluşundan bugüne çok büyük emekler sarf etmeniz, daha önceden olması gereken ama biraz gecikmeli olan göreve tevdi edilmenizi sağladı. Hayırlı olsun neler söyleyeceksiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tabii Harran Üniversitesi'ni öncelikle şöyle söyleyeyim. Benim için çok farklı bir anlamı var şahsımla ilgili. Ben daha çocukluk yıllarımda o zaman bir grup gencin kurduğu bir Harran Üniversitesi Kurma Derneği vardı. Sizler hatırlamazsınız tabii. Yoktunuz. Onların yanında ben çay dağıtırdım. Dolayısıyla üniversitenin ne olduğunu bilmeden üniversite hayaliyle büyüdüm. Sonra nasip oldu. Harran Üniversitesi kuruldu o gençlerin gayretiyle. Hakikaten çok büyük emekleri var. Girmek nasip oldu ve 25 yıldır Harran Üniversitesi'nde görev yaptım. Her kademesinde görev yaptım. Asistanlıktan nasip oldu profesörlüğe kadar. Harran Üniversitesi'nin bana verdiği çok şey vardır. Ben hep öyle derim. Ben borcumu hiç ödeyemem. Dolayısıyla nasip oldu. Bir şekilde bazı nedenlerden dolayı Marmara Üniversitesi'ne bir geçişimiz söz konusu oldu yaklaşık 4 ay önce. Bu arada da burada bir rektör değişimi oldu malumunuz. Bu yeni rektör hocamız bir şekilde bana ulaştı sağ olsun. Nezaket Sabri gösterdiler. Sabri Hoca'nın daveti üzerine mi? Evet o kendisi teklif etti. Çok güzel. Sabri Hoca'yı az demek çok biliyordum. Demek ki hocam araştırmış, sormuş, mutlaka, soruşturmuş. Mutlaka. Sizin yaptıklarınızı öğrenmiş. Mutlaka. Dolayısıyla bunun için bu teklifle gelmiş. Ne mutlaka, güzel. Mutlaka evet. Biz de tabii Sabri Hoca'yı yayınlarından falan tanıyorduk. Daha sonra biraz daha yakından tanıyınca açıkçası Harran Üniversitesi için ve Urfa için bir şans olduğunu gördüm kendisinin.
Buradan kendisine hakikaten teşekkür ediyorum. Gerek vizyoner kişiliğiyle, gerek geçmişteki idari tecrübeleriyle, bilgisiyle, birikimiyle ve özellikle de Urfa heyecanıyla benim çok hoşuma gitti. Öyle olunca artık bu teklifini reddetmek bize düşmez bir Urfalı olarak. Biz de İstanbul'u bıraktık, tekrar buraya geldik, göreve başladık. Evet. Öyle bir şey. Tabii sizin atamanız yapıldıktan sonra, görevden sonra üniversitede benim çok sevdiğim, saygı duyduğum Ramazan Işık abimle bir görüşme yaptım. Evet. Abi dedim, nedir? Durum ne? Müthiş şeyler anlattı. Beni inanılmaz heyecanlandırdı. Hem akademik kadroda hem de idari kadroda müthiş bir heyecan oluşmuş. Yani sizin gelişinizle birlikte. Bu sinerjiyi yakalarsak güzel şeyler yapabiliriz mutlaka, sanırım. Mutlaka. Siz başınızı yastığa koyduğunuzda üniversite, vatandaş, işbirliğiyle oranın cazibesini daha çok artırabilecek şey düşünüyor musunuz? Projeler var mı? Şu anda inancım tam. Yani Harran Üniversitesi'ne birçok yönetim emek verdi. Hiç kimsenin hakkını inkar edemeyiz. Taş üstüne taş koyanlar da başımızın üstünde. Fakat hak ettiği yerde mi? Değil. Bunu herkes tespit ediyor. Ne yapmalıyız hocam? Yapılması gereken o kadar çok şey var ki, ama çok temel bazı şeyler var. Özellikle rektör hocamın da talimatıyla bizim yapmamız gereken ilk şey, ben rektör hocamla da paylaştım aynı şeyi. Harun Üniversitesi'ndeki çalışanları, gerek idari gerek akademik personelin bir kere bir çalışma barışını sağlamak gerekiyor. Ne demektir çalışma barışı? Harran Üniversitesi'ndeki her akademik ve idari personel bir kere özgür, güven içerisinde ve endişesiz bir çalışma ortamı bulması lazım. Ki performans artsın. Kesinlikle. Yani bunu siz sağlamadığınız müddetçe istediğiniz kadar fiziksel koşulları geliştirin. İstediğiniz kadar alet alın. İstediğiniz kadar bu fiziksel koşullardaki atılımları yapın. Eğer oradaki çalışan kişi huzurlu değilse sonuç elde edilmiyor. Rektör hocam göreve başladığından itibaren, ki sizlere de yansımıştır bu, hakikaten bu anlamda ciddi mesafeler kat etti. Zaten bir üniversitede bir hava değişikliğini herkes hissediyor. Bu artarak devam edecek bir. İkincisi, zaten bizim varoluş sebeplerimizin biri olan öğrencilerimiz. Bir kere öğrencilerimizi gerek eğitim kalitesi bakımından seviyelerini yükseltecek tedbirlere süratle almamız gerekiyor ki çalışmalarına başladık rektör hocam direktifleriyle. İkincisi, o da çok çok önemli, öğrencilerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak ortamı hazırlamak. Eğer bu öğrenci, akademik personel, idari personelin bu iletişimini sağlayabilirsek, bu huzurlu ortamı sağlayabilirsek, zor bir şey mi hocam? Çok kolay. Göreceksiniz, çok başladı, çok kısa zamanda bunun meyvelerini de almaya başlayacağız. Ana haber bültenindeyse bu vaktimiz kısıtlı olduğu için son bir soru sormak istiyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte uzun soluklu program yapacağız üniversitenin gelişimiyle ilgili. Ya hani bir tabir var, Urfa siye küsmüş haberim yok. Ya, vatandaşla üniversite arasında sanki bir kopukluk var hocam. Oraya gelecektim tam. Evet tabii, buyurun. Yani o da bizim sıkıntılarımızdan birisiydi. Fakat onda da aşmaya başladık. İnşallah göreceksiniz, çok daha iyi noktalara gelecek. Bunda bizim Urfa'nın kronik sorunlarından biridir. Sadece üniversite halk arasındaki bir sorun değil, dikkat ederseniz. Urfa'nın genelde kurumlar arasında böyle bir sıkıntısı vardı. Ama bu, özellikle ben hep söylüyorum bunu, üniversite bunun önderliğini yapmalı. Üniversite bu konuda şehre bir şehir verebilmeli. Özellikle bu iletişim konusunda. Yerel yönetimlerle çok iyi diyalog kurulmalı. Mesela az önce haberde dikkatimi çekti. Urfa bazı şeyleri hak ediyor artık. Evet. Mesela gerçekten seçimlerde bu anlamda ciddi bir başarı elde etti. Eminim merkez yönetime bunun yansıması olacak. Eminim üniversitede bundan faydalanacak bir. Bu arada tabii başkanımızı da tebrik ederiz. Zeynep Abidin başkanımızı da. İnşallah güzel bir şey. Bunu mutlaka sağlayacağız. Bunun meyvelerini de alacağız hep birlikte. Fakat genelde şöyle bir kanı var. Yani bir üniversite kurulduğu zaman şehre her şey beklenir. Bu üniversite bu şehre ne verecek? Ben biraz da tersinden bakıyorum. Peki bu şehir bu üniversiteye ne verecek? O da çok önemli tabii. Yani bir de bunu sağlamak lazım. Ama bu da bizden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Biz bunu aşmamız lazım. Biz şehre gideceğiz ki şehir de bize gelsin. Çok güzel. Bunu mutlaka sağlayacağız. Başarmamız yani lazım. Mutlaka. Bu bahsettiğimiz bütün taşların oturabilmesi için karşılıklı diyalog da çok önemli. Kesinlikle. Yani o kopukluğu giderebilirsek kesinlikle. Eğer. Rektör hocada bu irade var, bu vizyon var.
Herkes emin olsun ki yeni ve yenilikçi bir yönetimle bunların hepsini başaracağız. Hocam tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Bizi kırmadınız, teşekkür geldiniz. Çok teşekkür Allah ederim. İyi yayınlar diliyorum. İnşallah muvaffak olursunuz. İnşallah. Bizim üniversitenin gelişimine ihtiyacımız var. Mutlaka. Urfa'nın gelişimine ihtiyacımız var. Bu arada Sabri Hocam'ı da tebrik ediyorum. Geldiği andan itibaren hamleleri çok önemli. Onlardan biri de sizsiniz. Rektör Hocam'ı da çok çok kutluyorum. İnşallah güzel günler göreceğiz. İnşallah. Çok İnşallah, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, Harman Üniversitesi Rektör Yardımcılığına atanan Profesör Doktor Ahmet Oymak hocam stüdyo konuğumuzdu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Üniversitede güzel şeyler oluyor. Ara ara ana haber bülteninde sizlerle paylaşıyoruz. Mesela başhekim, Harman Üniversitesi Tıp Fakültesi başhekimi Sayın Akif Altay'ın çalışmaları. Şimdi Ahmet Oymak hocamızın çalışmaları. Rektör Bey'in bu sinerjiyi yakalamak için sarf ettiği gayret. Güzel şeyler olacak. Üniversite güzel şeyler yaparsa, vatandaş destek verirse, işte 2019 turizmde Göbekli Tepe Yeri, Balıklı Gölü, Harran'ı, Halfeti'si ile turizm potansiyeliyle Şanlıurfa inşallah uçuşa hazır olacak diyoruz ve devam ediyoruz. Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, Harran ilçesinin tarihine ve geçmişine zarar veren tüm kaçak ve beton yapıların yıkılması talimatını verdi. Mart yerel seçimleri sonrası mazbatasını alır almaz Harran ilçesinin tarihine ve geçmişine zarar veren tüm kaçak ve beton yapılarının yıkılması talimatını veren Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, Harran dünya tarihine mal olmuş bir ilçedir. Bu vesileyle geleceğine sahip çıkmak için yola çıktığımız ilçemizin geçmişine sahip çıkmak da bize düşer dedi. Evet, bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde bütün Türkiye genelinde bir yerel seçim yaşandı. Bu yerel seçimlerde halkımızın büyük bir desteğiyle Harran Belediye Başkanı olarak seçildik. İlk bir yıllık programımızda, Harran'ımızda, Harran'ın tarihini, tarihi dokusunu ortaya çıkarabilmek için bütün metruk olan ve Harran'ın tarihi yapısına aykırı olan binaları ortadan kaldırıyoruz. Halkımızın bu desteğine, büyük desteğine layık olabilmek için ilk bir yılda Harran'ın tarihi dokusunu ortaya çıkaracağız ve bütün mahallelerimize ulaşmaya çalışacağız. Bizleri buradan izleyen bütün Şanlıurfalı, Harranlı ve bütün Türkiye'li hemşerilerime selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Hepsine Allah'a emanet ederim. Şimdi bir operasyon haberiyle devam ediyoruz. Diyarbakır'da sevgili seyirciler, İl Jandarma Komutanlığı ile güvenlik korucularının ortaklaşa yürüttüğü operasyonda PKK'ya bahar darbesi yapıldı. Teröristler tarafından kullanılan ve 7'si birbiriyle bağlantılı 11 adet sığınak, 7 adet avcı boy çukuru, 2 adet gözetleme ve ateş mevsiyle çok sayıda mühimmat ele geçirilerek imha edildi. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca Lice ve Kulp ilçeleri mülki sınırları içerisinde 11 Nisan Perşembe günü saat 23'ten itibaren jandarma komando timleri ve güvenlik kurucuları ile icrasına başlanılan özel birlik operasyonlarının 12 Nisan Cuma günü saat 22 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada söz konusu operasyonel faaliyetler esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 7'si birbiriyle bağlantılı 20 metrekare genişliğinde, biri 15 metrekare genişliğinde, biri 14 metrekare genişliğinde, ikisi 8 metrekare olmak üzere toplam 11 adet kış sığınağı, 7 adet avcı boy çukuru, 2 adet gözetleme ve ateş mevzi tespit edilmeye müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir denildi. Haliliye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yaz aylarıyla birlikte vatandaşların daha rahat zaman geçirebilmeleri için park ve bahçelerde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Park
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatları ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü, vatandaşların parklarda daha rahat ve huzurlu vakit geçirmeleri amacıyla yaz ayları öncesinde çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor. İlçe genelindeki parkların güzel görünümlerini devam ettirmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler peyzaj çalışmaları gerçekleştiriyor. Havaların ısınmasıyla birlikte ağaçlarda oluşan yaprak biti ile mücadele çalışmaları kapsamında da Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri mücadele çalışmalarını yürütüyor. Ağaçların korunması ve vatandaşlara yönelik oluşabilecek rahatsızlığın önlenmesi amacıyla sürdürülen yaprak biti ile mücadele çalışması mahalle mahalle hummalı şekilde devam ediyor. Öte yandan ekipler çim biçme çalışmaları ile parklardaki güzel görünümü sağlıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı. Zırhlı araçlardan oluşan konvoy Hatay'a ulaştı. Çeşitli birliklerden gönderilen komandoları taşıyan ve çok sayıda zırhlı araçlardan oluşan konvoy Hatay'ın Kırıkan ilçesine ulaştı. Yoğun güvenlik önlemi altında ilçeye ulaşan komandoların gerekli ikmal ve yüklemeleri yapıldıktan sonra Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. Sevgili seyirciler, Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş yapılan ziyaretler esnasında kendilerine hediye edilen Beytülmal anahtarına istinaden biz 5 yıl boyunca Eyyubiye halkının hakkını ve hukukunu koruyacağız dedi. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş büyük bir başarıyla elde edilen seçim sonuçlarının ardından vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Bir yandan esnaf ve vatandaşlar ile iç içe olan diğer yandan kendilerine yapılan ziyaretlerde toplumun farklı kesimlerinden vatandaşları ağırlayan Başkan Kuş, son olarak Spot Pazarı Yönetim Kurulu üyeleri İsmail İlkan ve Hacı Sambur'un anlamlı hediyesiyle karşılaştı. Tebrik ziyareti esnasında kendisine hediye edilen Beytülmal anahtarına istinaden Eyyubiye halkının malına sahip çıkacağız. Buna göz dikenlere de müsaade etmeyeceğiz dedi. Bunun üzerine biz de kendisine üzerinde Lafzullah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek isimlerinin nakşedilmiş olduğu temsili Beytülmal'ın anahtarını vermekten büyük şeref ve onur duyuyoruz. Bu anahtarın hayırlı ve memlekete hayırlı işlerde kullanılacağına, Beytülmal'ın anahtarını hayırlı işlerde kullanacağına şüphemiz olmadığından kendisine vermekten mutluluk duyuyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İsmail kardeşimizin de ifade ettiği gibi belediye başkan adaylığı bize tebliğ edildiği zaman Urfa'ya ilk adımımızı attığımız an evet Beytülmal'ın bekçisi olacağız dedik. Ve çok kararlıydık o gün. Kendimize inanmıyorduk. Allah'ın izniyle bize halkımız yüksek bir teveccüh gösterdi ve %74'e yakın bir oy oranıyla belediye başkan olarak seçtiler. İnşallah bu 5 yıl boyunca Beytülmal'ın bekçisi olacağım, evet. Ve bu Beytülmal'ın anahtarını bize takdim ettiler. Gerçekten hem duygulandım hem de onur duydum kendilerinden. İnşallah 5 yıl boyunca masamdan eksik olmayacak.
Ve bu 5 yıl boyunca da bütün kamu malının bekçisi olacak. Eyyubiye mücavit alanı içerisinde kamuya ait her şeyi Allah'ın izniyle koruyacağım. Eminim zaten Eyyubiye'de kötü niyetli kardeşlerimiz yok. Bizden kötü talepte bulunacak hiçbir kimse de yok. Ama ola ki varsa da bizden uzak dursunlar. Çünkü kapılar kapalı. Hem Cenab-ı Mevlam hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten böyle bir şeye müsaade buyurmuyorlar. Ben tekrar İsmail kardeşimize, Hacı abimize ve Eyyubiyeli kardeşlerimiz hepsine teşekkürlerimi sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, Türkiye Jockey Kulübü tarafından Karaköprü Belediyesi adına düzenlenen at yarışı koşusu yapıldı. Koşuyu Cevher isimli safkan atı jockey Velat Demir ile kazanırken birincilik kupasını da Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli takdim etti. Türkiye Jockey Kulübü tarafından Karaköprü Belediyesi Başkanlığı koşusu düzenlendi. Şanlıurfa Hipodromu'nda düzenlenen ve günün 5. gün koşusu olan Karaköprü Belediyesi Başkanlığı koşusunu Hülya Şimşek'in sahibi olduğu 6 numaralı safkan Cevher Jockey'i Velat Demir ile kazandı. İkinciliği Altın Sima elde ederken üçüncü ise Görgün Can oldu. Yarışı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Karaköprü İlçe Kaymakamı Yavuz Güner, Karaköprü Belediye Başkan Yardımcıları, Karaköprü Belediye Meclis Üyeleri ve davetliler izledi. Eyvallah, tebrik ederim. Kaymakam Bey. Sağ olun. Sağ olun. Koşunun ardından düzenlenen törende koşuyu kazanan atın sahibi adına Sıtkı Şimşek'e kupasını Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa İl Başkan Vekili İbrahim Halil Pakır'ın oğlu Fırat ile Mehmet Pakır'ın kızı Berfin Pakır düzenlenen tören ile dünya evine girdi. İzola şirketi mensupları Fırat ve Berfin'in düğün töreninde bir araya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, İstanbul'da seçim nöbetinde olduğundan dolayı vekaleten Miktat Aydınlık katıldı. Sayın Berfin Nur Pakır Hanımefendi, kendi özgür iradeniz ve kendi arzunuzla hiçbir baskı altında kalmadan Fırat Pakır Beyefendi'yle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Sayın Fırat Pakır Beyefendi, kendi özgür iradeniz ve kendi arzunuzla hiçbir baskı altında kalmadan Berfin Nur Pakır Hanımefendi'yle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Ben de Halilye Belediye Başkanlığımızın yasaların vermiş olduğu yetkiye göre sayın şahitlerimiz, kıymetli misafirlerimizin huzurunda sizleri karı koca olarak ilan ediyorum. Sevgili dostlarımız, güzel bir düğündeyiz. İzol aşiretine mensup Pakır ailesinin düğünde Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Vekilimiz Sayın İbrahim Halil Pakır'ın oğlunun mutlu düğündeyiz. Evet, çok teşekkür ederim. Hem aşiretimizin bir üyesi olarak İbrahim Halil Pakır'ın düğünündeyiz. Hem de Cumhuriyet Halk Partisi Yönetim Kurulu üyesi ve partimizin il başkan yardımcısı kardeşimizin düğününe iştirak etmekteyiz. Bu mutlu gününde kendisinin çocuklarına ömür boyu mutluluklar diliyorum. Görüyorsunuz çok kalabalık bir millet kitlesi var. Hepsine gelen tüm misafirlere teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Bütün akrabalara, gelenlere, katılanlara sağ olsunlar, var olsunlar. En kötü günümüz böyle olsun. Vekilimiz İstanbul'da. Evet. Gönül isterdi ki o nöbet olmasın. O da burada olmasını isterdik ama kısmet. Gelen bütün akrabalara teşekkür ediyorum. Güneydoğu TV aracılığıyla sağ olun, var olun. İyi bir gün oldu. Gençlere mutluluklar diliyorum. Evet, genç çiftimize ben geçen sene nasihatlerimi
yaptım. Evet. Hayatlarında yeni mutluluklar diliyorum. Evet, çok onlara teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan tüm akrabalarıma teşekkür ederim. Darısı tüm bekarların başına inşallah. Maşallah efendim. Heyecan var mı heyecan? Heyecan evet var. Mutluluklar diliyorum. İkisine de Allah bir yastıkta hocasını inşallah. Size geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bize de mutluluklar dilemek düşüyor Pakır çiftine. Son haber. Biliyorsunuz şeytan balığı Atlas Okyanusu'nda yaşıyor. Mersin'in 30 mil açıklarında bu sabah balıkçı ağına takıldı ve 3 adet şeytan balığı balıkçı ağına takıldı ve Mersin balık pazarında sergileniyor. Bu gördüğümüz balık 3 adet yakaladık. İlk defa yakaladığımız bir balık. Okyanustan geldiğini düşünüyoruz. Balıkçılar adlandıramadı. Buna şeytan balığı ismini koyduk. Şekil ve göz, ağız, burun itibariyle yani herhangi bir isim takamadıkları için şeytan balığı diyoruz buna. İlk defa denk geldik. Atlas Okyanusu'ndan Cebeli Tarık Boğazı'nı geçerek Akdeniz'e ulaştığını düşünüyoruz. İlk defa gördüğümüz bir balık. Şekil ve göz itibariyle diğer balıklara hiç benzemiyor. Onun için şeytan balığı dedik ve 20-30 mil açıkta yakalandı. Yaklaşık buradan 50-60 kilometre. Bu mesafe bile bu balık için çok yakın bir mesafedir. Çünkü kendisi bir okyanus balığıdır. Okyanusta da bu tür değişik balıklar mevcuttur. Bu bölgenin balığı değil, Atlas Okyanusu'ndan geldiğini düşünüyoruz. Sonuçta Akdeniz'imiz Atlas Okyanusu'na bağlı ve Cebeli Tarık Boğazı'nı geçerek böyle bazen değişik balıklar o boğazdan Akdeniz sularına karışabiliyor ve değişik denizlere gidebiliyorlar. Yeniyor mu bu balık? Bu yenir, o sonuçta bir balıktır. Denizden ne çıkarsa çıkarsın yenir, herhangi bir zararı yoktur. Sonuçta balıktır. Yani şekil itibariyle bir şeylere benzeyebilir ama balıktır. Yok ben bunu yemem. Diğerleri olsa da yesek diye içimden geçiriyorum ama yalnız dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama hal pazarı, balık halı pazarı esnafı işte şuradan geldiğini düşünüyoruz, buradan geldiğini tahmin ediyoruz, şöyle olduğunu düşünüyoruz diyor. İsmini de kendileri koymuşlar maşallah şeytan balığı demişler. Herhalde profesörü bu işlerin, su uzmanı, balık uzmanı. İlginç. Bitti. Haber bülteni nokta koyuyor sevgili seyirciler. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu akşamlar, mutlu yarınlar diliyorum. Hoşçakalın.